Bunları nasıl aracı edinmişler? Allah'a daha çok yaklaştırmaları için. Bunların naz ve niyazları Allah katında muteber kimselerdi değil. Bu takdiri kendileri yapıyorlar. Bu Allah'ın veli kuludur diyor. Salih kulu bunların Allah katında nazı niyazı geçer diyor. Bunun nasıl bir tavır olduğunu yakalayabiliyor musunuz? Halbuki Allah şefaat etmeye selahiyetle kuruyor. Bunlar Allah'ın görevini kendileri, yani kendilerini affettirmek için kendileri şefaatçi tayin ediyorlar. Allah katında onların hem de ferden buna selahiyetli olduklarını düşünüyorlar. Ve Mekkeliler böylelikle Allah'a ortak koşar bir konuma geliyorlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Allah neden Allah'tan gayri ilah edindiniz, onlara tapıyorsunuz diyorlar. Bunlar da diyorlar ki مَا نَعْبُدُونَ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Sadece bizi yaklaştırsınlar diye. Bunu biraz daha ifadesini, yani açık bir ifadeyle söyleyeyim. Bizim onları Allah ile aramızda şefaatçi edilmemiz, ibadet edilmemize eşit anlamda, Allah'ın izin vermediğini şefaatçi edinirseniz, onu Allah'tan gayri ilah kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Muhammed de olsa aleyhissalatü vesselam. Kızım Fatıma nefsini ateşten satın almaya bak, yarın benim dahi sana faydam olmaz diyor. Aracı edinmeyi kulluk olarak tavsif ediyor. Ha, onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın. Hadi onları şefaatçiler edindik. Onlara ibadet ediyoruz anlamında işittir. Çünkü zannediyorlar ki ibadet etme önünde rükû ve sadece secde etmekle mümkün oluyor diye düşünüyorlar. Allah şefaati meşru kılıyor. İzin verdiğine, selayetli kıldığına ve izin verdiğine ancak selayetli kıldıklarını şefaat edebileceğini söyleyerek. Sense şefaate selayetli kılınsa bile Allah'tan deyip ondan istersen bu kendinden gayri ilah edilme olarak anlatılıyor. Bu affedersiniz, bu eylemin adına da kulluk, ibadet etme diyor. Sen bunu istediğin gibi anla, tevil et, nasıl yaparsan yap, bunun anlamı budur. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Dikkat et. Halis'tin yalnız Allah'ındır. Yani hiçbir kimseye pay ayırmadan, nasip ayırmadan din Allah'a aittir. Büyük küçük ne olursa olsun onu bırakıp da kendilerine bir takım evliyalar edinenler. Halbuki bu gibi kelimeyi وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Allah'ı bırakıp kendilerine bir takım evliyalar edinenler. Bence bu kelimeyi olduğu gibi burada koymak gerekir. Zira bu mevzuda şefaatçi kılınanların hepsi veli, evliya diye tesmiye edilenlerdir. Ondan sonra diyorlar ki biz bunları az önceki anlattığım şekliyle مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Onlara bizi sadece Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Yani onları şefaatçiler, aracılar ediniyoruz demektir.